Bizleri Medyamanas YouTube kanalı üzerinden izleyen sevgili takipçilerimiz hepiniz bu hafta yeni bir konu, yeni bir konukla Türkiye Kırgızistan El Ele programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Metin Aksoy. Bu hafta Türk dünyası üzerine konuşacağız ve yine alanında uzman değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Mustafa Bıyıklı Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamın farklı bir özelliği var. Özellikle Türk dünyası ile ilgili çalışmaları ele alındığında gerçekten hemen hemen Türk dünyasının tamamını gezmiş. Diğer taraftan da bu alanla ilgili önemli bir projeye imza atmış bir akademisyen. Hocamın elimde tuttuğum önemli bir çalışması var ve bu çalışma üzerine biraz konuşmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. O da 25 yıllık tecrübesinin ardından Türk Genişliği bünyesindeki ortak etkinlikler ve işbirlikleri, Türk dili konuşan ülkelerin geldiği durum ve bugünkü tarihsel perspektiften bugünkü durumunu ele almaya çalışacağız. Yine bu çalışma Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yayınları üzerinde yayınlandı. Şu şekilde de gösterebiliriz ve YouTube üzerinden veya sosyal medya üzerinden, internet üzerinden de bu tür çalışmaları indirebilirsiniz. Diyorum sözü fazla uzatmadan hocam önce sizi tanıyalım, sonrasında da tarihsel süreçte Türk dünyası denildiğinde nereye anlıyor, nasıl bir tarihsel perspektif var dinlemeye çalışalım. Buyurun. Mustafa Bıyıklı. İstanbul lisans, yüksek lisans, doktora uzmanlık İstanbul Üniversitesi. 1994'ten beri de Kütahya Tunalpınar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği devam ediyor. 2015 yılından beri de görevlendirmeyle Manas Üniversitesi'nde görevimize devam ediyoruz. Burada çalışmalarımızı, akademik çalışmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Hocam tarihsel süreçte hemen konuya biraz değinelim ve konumuza başlayalım. Tarihsel süreçte Türk dünyası denildiğinde nasıl bir tarih karşımıza çıkıyor ve böyle bir değerlendirme yaptığımızda özellikle Türkiye burada nerede bulunuyor? Nasıl başlarsınız? Türk dünyasının tabii derin bir tarihi var, zengin bir tarihi var. Evet. Bu konuda çok çalışmalar, detaylı çalışmalar var. Ancak biz günümüzü tarih süreçlerinde etkileyen tarihsel dönemler var. Bunu üç döneme ayırabiliriz. Birisi 1856 Paris Antlaşması. Evet. Paris Antlaşması'ndan 1922'ye kadar, yani Osmanlı'nın Türk dünyasının işgal ve tasfiye süreci. Bu 66 yıl süren bir süreç. İkinci süreç 1922-1992 yılları. Yani Türk dünyasının paylaşıldığı, küçüldüğü, özellikle Türkiye'nin küçültüldüğü bir süreç. Bu da 70 yıllık süren bir süreç. Bir de Sovyetlerin dağılmasından sonra, ani ve hızlı dağılmasından sonra, yani 1992 ve 2019 yılları arası 27 yıllık bir süreç. Hı hı. Burada da Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyasının kurumsallaşma, yani ilişkiler, işbirlikler, fikirlerin, ideallerin kurumsallaşma süreci diye bir üç dönem ayırabiliriz. Yani. Hocam 1856'yı aldınız. Buradaki dönüm noktası nedir? Evet. Nasıl bir önemi var bu tarihin? Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ve Türk dünyası için. Şimdi tarihi olaylar, kitaplar gittikçe güncelleştiriliyor. Bu önemlidir. Evet. Normalde Türkiye merkezli olarak 1856 şöyle değerlendirildi, yani Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti sayıldığı, evet, bir dönem ve bununla övünülür. Yani Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayıldığı övünülür. Halbuki bunun Türk dünyasını etkileyen çok önemli bir yönü vardır. Bu da şu demek, yani esasen Avrupa Devletleri, güçlenmiş Avrupa Devletleri, Osmanlı Avrupa Devleti sayıyoruz dedi ama esasen şunu yaptı. Osmanlı, sen Orta Asya'dan, Orta Asya Türk dünyasından elini ayağını çek. Yani sen Avrupa devletisin, oraya fazla müdahale etme gibi. Ve o dönemden 1922'ye kadar Osmanlı'nın parçalanması, özellikle İngiliz ve Rus anlaşmasıyla parçalanma sürecinde İngiltere Orta Asya'nın da Rusya'nın işgaline göz yumduğunu görüyoruz. Ama bu işgalleri Osmanlı'nda müdahale edemediğini görüyoruz. Bunun da etkili olan 1856 Paris Antlaşması. Bu açıdan
Paris Anlaşması aslında büyük bir stratejinin tezahürü. Çok önemli bir dönüm noktasıdır. Artık Osmanlı o tarihten itibaren Orta Asya'ya müdahale edemiyordur. Ve Rusya da bu Orta Asya işgale başlamıştır. Ve bu dönemde de 1922'ye kadar da Uluslararası sermayenin desteğiyle Makedonya merkezi örgütlerle ve ittifaklarla biliyorsunuz 1922'ye kadar Osmanlı tasfiye edildi ve Türkiye Türk dünyası işgal parçalanma süreci yaşadı ve Türkiye küçültüldü. Yani bir Türk dünyası kuşatması diyebiliriz buna yani. Aynı zamanda bu Türk dünyası kuşatması da sadece coğrafi anlamda kuşatmayı işe içermiyor. Siyasi, ekonomik, stratejik yani özellikle Türkiye'nin etrafına duvarların örülmesi yani fiziki olmayan duvarların örülmesi, tampon ülkelerin yerleştirilmesi, Türk dünyasıyla Türkiye arasında Ermenistan'ın bir duvar olarak dikilmesi ve Türk dünyasıyla ekonomik, kültürel, stratejik ulaşımın kesilmesi hala devam ediyor bu yani. Bunları değerlendireceğiz. Hocam oraya geleceğiz ama peki Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve Osmanlı İmparatorluğu haliyle anladığım kadarıyla çok fazla da Türk dünyasına yönelik bir strateji geliştirme dağılma sürecine de girdiğini düşünecek olursak çok fazla da büyük bir strateji geliştirme çabası içerisine dahi giremiyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de aslında bir bölgede Sovyetler Birliği hakimiyeti kabulü üzerine oturmuş bir politika var diyebilir miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunu 1922-92 yılları sürecinde şey yaptığımız zaman zaten yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ama Türk dünyasına yönelik çok önemli bilimsel çalışmalar yapıyor. Yani Türkiye merkezli Türk dünyası idealleri, ideolojileri, Türkistan, akraba toprakları, ata topraklarımız. Ama bunlar sadece akademik ve bilimsel bir bakış açısıyla. Fakat Türkiye 1922'den 1992'ye kadar Rusya'nın nüfuzu, hegemonyası altına girmiş Türk dünyasıyla fiili anlamda hiçbir ilişki, işbirliği, ekonomik vesaire hiçbir şey yapılamamış. Yani 92'ye kadar İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi 92'ye kadar o bölge artık Rusya'nın sayılmış. Türkiye sadece işte Sovyetler Birliği'ne bağlı Sovyet Sosyal Cumhuriyetlerinden işte Kırgızistan Cumhuriyeti var orada, Özbekistan Cumhuriyeti var veya yani Sovyet Cumhuriyeti şeklinde. Sadece böyle bir bilgiye sahiptir yani 92'ye kadar. Hiçbir veya ilişki, irtibat şeyi yok. Yani bilimsel derinlik oluşmuştur, çalışmalar oluşmuştur. İdealler vardır, Türk dünyası özlemi vardır, birliği vardır ama bu hiçbir zaman gerçekleşmemiş 92'ye kadar. Tabii ben burada diğer taraftan Türk dünyasının ele alınma sürecinde değinmeye çalışacağım ama Soğuk Savaş döneminde Türk dünyası denildiğinde herhalde bizim karşımıza direkt Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler çıkıyordu. Tabii. Bu dönemde Turan, Türkiye'deki Türkçe akımlar veya Turancılık fikirlerinin de burada bir karşılık görmesi de pek de mümkün değildi bu dönemde. Zaten hiçbir iletişim yok, diyalog yok, bilgi akışı yok. Hocam peki Sovyet 92'den sonra durum nedir? Nasıl bir gelişme yaşandı? Aslında bugün coğrafi olarak bir Türk dünyası dan söz edecek olursak coğrafi anlamda Türk dili konuşan ülkelerde bir coğrafi kopukluk var. Bu beraberinde bir dezavantaj getiriyor. Yani Türk dünyası veya Türk dili konuşan ülkeler dediğimizde Azerbaycan'dan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'yi içine alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 92'den sonra haliyle bu tür zirvelerle başlayan bir süreçler var ve bugün gelinen noktada Türk dünyasının bu zirveler nasıl bir noktaya evrildi ve öncesinde büyük bir Sovyet gücü vardı ama bugün nasıl bir durum var aslında ilişkiler arasında Türk dünyasında? Evet. Şimdi 92 çok önemli bir dönüm noktası Türk dünyası açısından. Fakat 92'ye bu son yüzyıl 19-20. yüzyılda dünyada iki bir kutup oluştu. Biri Amerika merkezli kapitalizm, diğeri de Rusya Çin merkezli komünizm. Yani esasen Türk-İslam dünyası bu kapitalizmle komünizm arasında biraz ezilmiş, sindirilmiş, baskı altında alınmış diyebiliriz. Yani
kapitalizm, burjuvazi bu süreçte demokrasiyi putlaştırmış. Rusya, Çin'de komünizmi putlaştırmış ama komünist sistemin artık 90'lı yıllarda 21. yüzyıla girerken yürümeyeceği, çökeceği anlaşılınca tabii Rusya burada ani ve hızlı bir sistem değişikliğine gidiyor. Komünizmden vazgeçiyor. Evet. Şimdi bu ani, şaşırtıcı, hızlı 92'deki Sovyet değişimi ve cumhuriyetleri kendi haline bırakma sürecinde özellikle Türkiye çok hazırlıksız yakalandı. Yani Türk dünyasına dönelik idealleri var ama projeleri yoktu. Yani Türkiye bu, burada önemli aslında, evet, değil mi hocam? Çünkü aslında baktığımızda Türk dünyasının motor görevini üstlenebilecek önemli bir ülke. Evet. Hem nüfus olarak hem ekonomi, tabii, olarak ve bu ülkelerde yeni bağımsızlıklarını kazanmış ülkeler. Tabii. Bu anlamda hazırlıksız yakalanması bu sonrası atılan adımlara da bir dezavantaj oluşturdu. Tabii kendisini anlaşılan toparladı ama evet, bu 91-92 yılları bir geçiş dönemi. Yani Türk dünyasında bir algının oluşumu dönemi, ilişkilerin gelişmesi dönemi, burada Avrupa, Amerika vesaire onların hepsinin gözü var. Evet. Fakat yani Türkiye'nin çekincesi şuydu. Yani burada yine her ne kadar bir Rusya buradan çekilmiş olsa bile bir Rus gücü, Rus niyeti, Rusya'nın yakın çevresi. Acaba Rusya'yla yani oraya bir giriş yapsam, ekonomik, siyasi giriş yapsam Rusya'yla karşı karşıya gelemeyeyim, bir çatışmaya, itişmeye dönüşür mü şeklinde böyle tedirginliklerinden dolayı, ama bu tedirginliklerini 2 yıl içerisinde üzerinden atmış. Ondan sonra da ilk defa Türk tarihinde, Türk coğrafyası olarak bu çok önemlidir. İdeallerin, hayallerin, projelerin, ekonomik, siyasi, kültürel birikimin kurumsallaşma süreci başladı. Burada da bir zirveler süreci başladı. Evet. Yani devlet başkanları düzeyinde zirveler süreci başladı. 92'den 2010 yılına kadar 7-8-10 tane, evet, zirve yapıldı. Bu zirveler neticesinde çeşitli kurumlar oluşturuldu. Evet. Şimdi bu zirveler sürecinde yani Türkiye'nin Türk dünyasına girişi ilk kültürel oldu. Evet. Yani bu da Türk bayıyla oldu. Türk soyuyla oldu. Türk soyu. Türk soyu. Yani Türk soyu dediğimiz Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, bu merkezi Ankara'da. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin hepsi buna üye oldu. Kültürel olarak faaliyetlerine başladı. Hı hı. İkinci girişi ikili ilişkiler çerçevesinde akademik oldu. Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kazakistan Türkistan kuruldu. Bu da 93'te kuruldu. Ondan sonra ikinci yine ikili ilişkilerle şu anda bulunduğumuz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 95'te kuruldu. Evet. Fakat bu süreçte zirveler her ülkede devam etti. Yani İstanbul'da, Almatı'da sene hepsi, evet, bunun detayları var ama zamanımız yetmez buna. Ondan sonra Bişkek'te, Türkiye'de, evet, böyle 2010 yılına kadar. Fakat burada enteresan bir şey oldu. 2000'li yıllara girerken Özbekistan ve Türkistan bu zirvelerden çekildi. Kendi politikaları çerçevesinde. Fakat sevindirici bir durum, 2018'de geçen yılki Türk Genişi zirvesinde Özbekistan yine, evet, bu aynen, şeye katılacağını açıkladı. Yani bu zirveler sürecinde Türkmenistan'da burada dış politika felsefesinden dolayı, evet, tarafsızlık dış, yani politikası. Yani bir içine kapanma için politikası izledi. Türkistan'da tamamen tarafsızlık politikasıyla, evet, çekildi. Evet. Şu anda hala devam ediyor. Ama Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 4 ülke bu zirveleri devam ettirdiler ve kurumsallaşmayı devam ettiler. Bu zirvelerde her şey konuşuldu. Yani ekonomik işbirlikleri, ortak tarihin araştırılması, kültürün araştırılması, toplumların bütünleşmesi, kaynaşması, serbest vize, serbest dolaşım. Hı hı. Yani konuşulmadık, tartışılmadık, hiçbir şey kalmadı. Fakat 2009-2010 yılına gelindiğinde
Bakıldı ki yani her şey konuşuluyor üst düzeyde, başkanlar düzeyinde ama bunun bir şeyini alamıyoruz. Yani bir sonucunu, meyvesini bu halka yayınlanmıyor. Temel altyapısı, teknik altyapısı oluşturulamıyor. Ne yapalım? Bu bir sekreterya kuralım dendi. Yani sekreteryası olan bir kurum. Dolayısıyla Nahçıvan Zirvesi'nde 2019 bu da çok önemli bir adımdır. Türk Konseyi kuruldu. Türk Keneşi denir. Keneşi burada yani görüş meclis. Yani Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları meclisi diye bir sekreterya kurumsal kuruldu. Kurumsal yapısı oluşturuldu. Evet. Ondan sonra bu kurum çatı kuruluş oldu. Hı-hı. Bu çatı 2010 yılında resmen kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Ondan sonra zirveler Türk Keneşi çatısı altında devam etti. Daha organize, daha bilinçli ve Türk Keneşi kurumu altında, çatısı altında önemli şeyler de kuruldu. Mesela 2010 yılında kuruldu Türk Keneşi. 2011'de Türk İş Konseyi kuruldu ekonomik anlamda. Evet. Yani ekonomik işlerin organize edilmesi. 2012'de merkezi Bakü'de Türk Kültür ve Mirası Vakfı kuruldu. Yani bu vakıf Türk kültürünü araştırıp yayacak. Yine 2013'te Türk Üniversiteler Birliği kuruldu. Bu da Türk Dünyası Üniversiteler evet. arasında iletişim ve işbirliğinin yapılması. Yine 2013'te aynı şekilde 2012'de Miras Vakfı ile beraber Astana'da Türk Akademisi kuruldu. Bu Türk Akademisi'nde önemli yeri ve çalışmaları evet. Hocam bunların hepsi gerçekten değerli kuruluşlar ve kurumlar. Diğer taraftan baktığımızda aslında Türk dünyasında bugün hala özlenen bir işbirliği mekanizmasının çok da oturtulmadığını görüyoruz. Evet. Avrupa Birliği'nin ile Türk dünyası arasındaki Avrupa coğrafyasındaki o birlik perspektifinden ve bugün Türk dünyası ile olan ilişkileri ele aldığımızda acaba biz kültürel olarak başlayarak bu ilişkileri bir anlamda yürümesini mi engelledi Türk dünyası? Bunun Avrupa Birliği gibi ekonomik olarak perspektifte başlansaydı bugün gelinen noktayı bu perspektifte nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazla ilişkiler daha hızlı, daha etken yürütülebilir miydi? Haliyle burada şunu da eklemek gerekir. Bir Rusya gibi bir önemli bir güç var. Avrasyacılık stratejisi var. Tamamen bu Avrasyacılık stratejisi Rus Sovyetler Birliği döneminde Türk dünyasında etkin bir şekilde önce Sovyetleştirme beraberinde bu Ruslaştırmayı sonrasında belki Rus alfabesi, Kiril alfabesinin kabul ettirilmesi ve en nihayetinde Ortodokslaştırmaya kadar evrildiğini dönem dönem görebiliyoruz. Bugünkü durum ve genel değerlendirmeniz nedir? Şimdi yani Türk dünyasına baktığımız zaman 150.291.000 bir nüfusa sahip. Yani bunu aşan evet. bir nüfusa sahip. Coğrafi olarak baktığımızda da 4.735.000 kilometre kare bir şeye sahip. Önemli enerji yani, kaynaklarına. Yeraltı kaynakları, evet. yerüstü kaynakları evet. çok zengin bir coğrafi. Ama halkı çok fakir. Yani niye yani 21. yüzyıla kadar yani hep sömürgeci bir yaklaşım yani Batı sömürgesi, evet. Rus sömürgesi, işgali, ekonomiyası, kültür ve nüfus politikaları sömürge. Fakat yani 21. yüzyılda dünya artık bir medeniyet düzeyine çıkması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Artık bu sömürgeci mantığından işbirliği mantığına yükselmesi lazım. Bu coğrafya sürekli sömürge altında kalmış, ezilmiş. Şimdi tabii ki hep temennidir yani Türkistan'ın kurulması, Türk ülkeleri işbirliğinin yanında bir birlik, Türk dil konuşan ülkeler birliği. Yani Avrupa örneğinde olabilir, Amerika Birleşik evet. örneğinde de olabilir. Mesela Avrupa tarihinde çok savaşan bir ülke ama birliğine ekonomik olarak başladı, enerji politikalarıyla başladı. Biz de Türk dünyası kültürel olarak başladı. Fakat günümüz şeyinde de bakıyoruz, bizde ekonomik, teknik, ulaşım, iletişim altyapısı oluşturulamadı hala. Bir de ayrıca alfabe farklılıkları, her ülkenin farklı dil konuşuşu, diyaloğu, iletişim vesaire mümkün kılmıyor. Şimdi ne olabilir? Yani tabii ki Avrupa Birliği örneğinde bir
Turan Birliği veya da Türk dünyası, Türk dil konuşan ülkeler birliği de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri örneğinde Türk dili konuşan ülkeler birliği de olabilir yani. Fakat şimdi bakıyoruz ki yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan şey de alfabeyle parçalanmış, sınır sınırlarıyla dağıtılmış, Türkiye ile Türk dünyası arasına fiziki olmayan bir Ermenistan duvarı örülmüş. Kültürel duvarlar yani olmuş, kültürel yabancılaştırılmış. Şu anda da hala Rus kültürü ve nüfuzu evet, dediğiniz gibi devam ediyor. Yani diyelim ki Türkiye'nin nüfuzu buraya %25 etkili ise Rusya'nın nüfuzu bugün hala %70-75 şey yapıyor. Ama inanıyoruz ki mesela kamuoyunun temennileri de odur. Türk Keneşi altında halkların yani bu zirvelerde ve toplantılarda ele alınan konuların halka inmesi, halkın zihninde bir imaj oluşturması. Yani şunu görüyoruz. Halkta tutunamayan fikirler, projeler halk hayat tanımıyor. Yani Türk Keneşi'nin yapması gereken bundan sonra bir ortak, çok dilli olabilir Türk dili konuşan ülkeler, çok dilli, bir ortak televizyon, bir ortak gazete, ondan sonra bir alfabe birliğine geçiş sürecini başlatması ve top sahası düşünün, yani futbol sahası düşünün. Eğer siz futbol sahasını yaparsanız oyuncular oraya gelir ve halk da o futbol sahasını doldurur. Şu anda Türk dünyasını bir futbol sahası haline getirmek gerekiyor. Yani bu çok önemlidir. Hocam çok teşekkür ederim. Tabii zaman baskısı, süre darlığından evet, dolayı birçok konudan konuyu atlamak zorunda kaldık. Tarihsel biraz daha değerlendirme ve bugünkü durumu ele almaya çalıştık. Ama ümit ediyoruz ki Türk dünyasında hem siyasal hem ekonomik hem güvenlik hem de diğer taraftan coğrafi anlamda birlik bir gün sağlanır ve gerçekleşir. Belki bir sonraki konumuzda Türk dünyasına bakış açıları nelerdir? Biraz daha ideolojik olarak bu anlamda nasıl değerlendirebiliriz? Onunla ele alıp yeniden sizi tekrardan konuk etmek isteriz bir sonraki programda. Çok teşekkür ederim İnşallah, geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Kıymetli Radyo Manas dinleyicileri, haftaya farklı bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye ve Kırgızistan el ele. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Metin Aksoy. Kardeş ve dost iki ülke arasındaki ilişkilerle gelişmeler, Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı kalkınma yardımları, yatırımlar. Profesör Doktor Metin Aksoy'un hazırladığı Türkiye ve Kırgızistan El Ele her çarşamba saat 15'te Manas.